Empati neden programımızın adı Empati? Şunun için, son yıllarımızı biraz kutuplaşma, tribünleşme iklimi içerisinde geçirdik ve en azından sıkı çoğunluğumuzun bundan mutlu olmadığını da biliyoruz. Çokça konuşulan bir konu. Belki buna fazlaca kendimizi kaptırdık. Çok fazla salık verildi bir tribünün sıcaklığına sığınmamız. Biraz işin kolayına kaçtık. Birbirimizi anlamaktan, kavramaktan, dinlemekten uzak kalmış olabiliriz diye düşünüyoruz. Spor müsabakalarından sonra filan topluca bir sevinmemiz falan veya üzülmemiz oluyor ya, onu hayatın başka alanlarında da sağlıklı bir biçimde yapabilir miyiz, sürdürebilir miyiz, tekrar edebilir miyiz'in peşindeyiz. Programımın konuğu canım Serkan Keskin, çok sevdiğim bir arkadaşım. Serkan Keskin harika bir oyuncudur. Hepinizin çok sevdiğini bildiğim bir oyuncu. Sadece aktörlüğüyle değil, başka çok marifeti olan bir arkadaş. Onunla da hepimiz için kıymetlidir. Sırası geldikçe onlardan da bahsedeceğiz. Serkan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle bir Ağustos sıcağında bizi yalnız bırakmadın. Seni davet ettik geldik. Nereden geldin? İşte denizlerden. Denizlerden. Ne taraftan? Aşağılardan mı? Aşağı. Kuzeye göre. Akdeniz. Sen yerden. Biraz kaşçısın galiba değil mi? Açık etmek de hoş değil belki ama. Yok, çok yakınlığımıza sığınarak söylüyorum. Kaşçıyım ama başka yerlere de bakmaya başladım. Başlı. Serkan'cığım bizim programımız şöyle. Sana bazı hikayeler anlatacağım. Bu hikayenin içinde bir veya birçok özneyle, hikayenin içindeki öznelerle kendini onların yerine koyarak o durumda kalsaydın ne yapardın, ne edebilirdin? Çoğu kolay olmayan şeyler, zahmet gerektiren, duygu gerektiren, duygudaşlık gerektiren şeyler. Bunun sende çok yüksek oranda mevcut olduğunu bildiğim için çok rahat bir program olacağını düşünüyorum. Yavaş yavaş hikayelerimize geçelim mi, ne dersin? Geçelim. Peki Ahmet Bey. Buyurun Serkan Bey. Bu hikayeler yaşanmış hikayeler. Tabii evet. Gerçek. Evet. Her biri gerçek hikayeler. Bir noktasında kahramanlarıyla da tanışacaksın. Tanışacağız hep beraber. Tamam. Ne dersin, başlayalım mı? Başlayalım. Efendim, empatiye hoş geldiniz. Bu sorular şu anda buradan basıp gidecek kadar canını sıkıyor mu sanki? Yok, iyi geliyor. İyi geliyor mu? Sedye üzerinde yatan kardeşini husumetlisi olduğu birisine benzetiyor. Oo. 6 yaşında baban seni tek başına dağa bıraksa, bıraktığında ne düşünüyorsun? Nasıl anlatacağımı birazcık tasarlardım yani 9 yaşında bir çocuğa. Düşen biri gördüğü zaman ağlarım. Mesela benim için vicdan böyle bir şey. Bak, ikimiz de oyunculukla iştigal ettiğimiz için biraz şeylerden, alıntılardan falan hoşlanırız. Sen de hoşlanırsın bilirim. Bir tanesiyle başlıyorum. Tesadüf bir başlangıçtır. Finali sen oynarsın. Perdeyi kader kapatır diyor. Kim diyor? Tahmin et. Tahmin edemezsin. Ben de edemezdim. Bob Marley diyor. Hmm. Bir hafif kamyon arkası bir havası var. Yani tesadüf bir başlangıçtır. Finali sen oynarsın ne kadar iyi gidiyor da perdeyi kader kapatır falan diye biraz hafif alaturkalaşarak ve arabeskleşerek devam ediyor. Serkan'cığım aslında empati de böyle bir şey. Birbirimize ve hayata bir diğer açıdan, başka bir pencereden bakabilmek, başta konuştuğumuz gibi farklı bir duyguyla, başka bir gözle. Bir karakter, yani oyuncu olarak herhalde sana ilk sorulabilecek sorulardan biri, biraz sıkıcı da olsa senin için ama bu hepimizin ihtiyacı cevabını duymak. Bir karakterin gözünden hayata nasıl bakılır? Sen birçok karakter oynadın, birlikte bir sürü iş yaptık. Harika bir oyuncusun. Bir karakterin gözünden nasıl bakılır hayata? Ben şey diye düşünüyorum ya, gör yani ne kadar çok görebiliyorsan hayat, yani hem aslında empatiyle çok alakalı, hep bu şeyi düşünüyorum yani. Aslında tam bir empati evet. Şeyi değil mi, temrini? Yani bir yerde düşen bir insanı gördüğünde hissettiğiniz, yani ne kadar görebiliyorsanız o kadar çok empati kurabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Ne kadar çok, yani çünkü bir açıdan bakmak değil, her şeyi hissetmek ve bence çok zor bir şey bir taraftan. Bu kadar da empati kurmak zorunda mıyız gibi bir tarafı da var. Ama ne kadar çok görürsen hayata karakter olarak o kadar bakarsın gibi bir inancım var benim. Ben oynadığım karakterler üstünden bakmayı da kastediyorum bir parça. Mesela İsmail abinin gözünden bakmak hayata. Onun gözünden bakmak çok eğlenceli. Çok. Önce onun kim, ne kadar
sana benzediğine falan da bir bakıyorsun herhalde, değil mi? Benziyor be, çünkü bazen de evet, hiç benzemeyebilir. Ama ben... Çünkü hiç öyle bir şey gerekmez yani. Hiç benzemeyen şeyleri de oynuyoruz kendimize. Evet, orada birazcık yani öyle bir şansımız da oldu. Böyle birazcık beraber yürüdük, karakterleri beraber yarattığımız için. Geliştirmek. Geliştirmek birazcık aslında ilk defa öyle bir şansım oldu. Birazcık böyle hayalini kurduğum ama yapamadığım, öyle insan olmak için çalıştığım ama o kadar onun kadar umutlu olamadığım, onun kadar iyi olamadığım. Yani bir süper kahraman gibi bir şey. Olmak isteyip olamadığım adamı... Ama şunda herhalde hemfikiriz. Koşup kireç burnundan denize balıklama atlayamaz değil mi Serkan evet. Keskin kolay kolay? Ama bunu İsmail abi yapıyor evet, galiba. Ya da işte o pullu ceketleriyle herhangi bir yerde gezemez ama işte beraber bazen... Göğsünü gere gere gezer değil mi? Kahve içmeye de gidiyoruz, yemek yemeye de gidiyoruz set dışında. Daha derin şeyleri var mı? Mesela yani... Gönül rahatlığıyla sokakta deli olabilmek, taşkın evet. olabilmek büyük lüks değil mi? Yani mesela bütün şöyle rehabilitasyon faaliyeti gibi oyuncu için imkanı yani. Şeyi var mesela en belirgin mesela bir umut durumu var yani. O kadar umutlu olabiliyor muyum ben hayata karşı diyorum ama mesela neye dayanarak o kadar umutlu oluyor? Hiç gelmeyeceğini bildiği bir şeyin hala geleceğini beklemesi yani onu beklemesi, umut etmesi mesela benim Serkan olarak bu karakterle ilgili en böyle hoşuma giden şey yani umudu bir sürü insana ya da bana umudu bu kadar anlatabilmek. Umudun beklemenin ne kadar zor ama ne kadar imkansız mümkün. Mümkün de olabildiğini. Ama mümkün de olabildiğini. Evet. Çünkü karakterin bir şekilde sana sunulmuş bir motivasyonu var. Öteki tarafta motivasyonu kendimiz bulmak zorundayız ya. Evet. Karakterde biraz daha kolay oluyor değil mi? Evet, süper kahraman gibi. Peki biraz ilk hikayemize girelim. Evet, süper kahraman gibi ilk hikayemize girelim. Bu hikayede kendini bir çocuğun yerine koy lütfen. 1981 yılında Konya'da Torosların eteğinde Balcılar Köyü'nde ailenle ve 5 kardeşinle birlikte yaşayan 6 yaşında bir çocuksun. Baban seni bir gün yürüyüşe çıkartıyor ve dağların eteğindeki bir tepeye gidiyorsunuz. Orada biraz kaldıktan sonra seni orada bırakıp, yalnız bırakıp köye yalnız döneceğini söylüyor. Sen burada kalacaksın, ben dönüyorum. 6 yaşında baban seni tek başına dağa bıraksa, bıraktığında ne düşünürsün? Lütfen çocuğun yerine geç ve oradan bize bir şey söylemeye çalış. 6 yaşında gitmediğin, ilk defa gittiğin, geriye dönüş bilemeyeceğin bir dağ başında baban tarafından bırakıldın. Söylüyor da sana, seni burada bırakacağım ben. Ben şey diye düşünürdüm, bir oyun oynuyor. Aslında şurada bir yerde ağacın arkasında... Yani benim buradan aşağı inip inmeyeceğimi kendi başıma bırakmadan benle beraber o yokmuşçasına sanki ben yalnız gidiyormuş gibi ama gözü üzerimde olarak benim oraya gitmemi istiyor. Bir şekilde kendini yine de güvende hissedersin değil mi? Evet. Askeri, babam gitmez. Evet, bir yerde babam. O yaşta genel olarak çocukların en çok korktuğu şey ne olduğu, ne idüğü belirsiz canavarlardır malum. Hı. Babana canavarlar bana zarar verir mi diye soruyorsun. Oysa yani baba insana insandan başka kimsenin zarar vermeyeceğini söylüyor. Çaresiz babaya güveniyorsun. Canavarlar artık aklına gelmiyor. Baba gidince tek başına kalıyorsun ve hava kararıyor. Yağmur da yağmaya başlıyor. Babanın bıraktığı bir naylon örtüyü üzerine geçirip uzanıyorsun. Doğanın ortasında yalnız kaldığın, yapayalnız kaldığın o ilk gece ne hissederdin acaba? Gece orada. Baba gitti. Üstünde bir naylon, yağmur yağıyor, doğanın ortasında yatıyorsun. Ne yani hissedersin? Baba canavarların olmadığını söylediyse, insandan başka kimsenin, orada da insan yoksa, yine babanın orada bir yerde olduğunu evet. ve benim bu gece burada uyumam gerekiyor evet. gibi bir şey. Yani güvende hissederdim galiba, evet. yani bu fikirle. Ama senin bu akıl yürütmelerin ne yani? Sen hiç korkmuyorsun. Yani 6 yaşındaki sen hiç korkmuyorsun. Hatta naylonun altında üzerine yağan yağmurun sesiyle derin bir uyku çekiyorsun. Hı-hı. Ne bir canavar ne bir hayvan sana zarar veriyor. Orada kalmayı mı yoksa babana dönmeyi mi isterdin? Babana ve o bana diyelim. O bana da. Dönmeyi isterdim. İsterdim tabii. Tabii değil mi? Çünkü anam var, kardeşlerim var. 5 tane falan filan. Köyümüzdekiler babanı biraz endişelendiriyor. Gittiği zaman köye. Seni almak için geri geliyor. Birlikte köye geri dönüyorsunuz. Bir sıkıntı yok.
Ama sen geçirdiğin o geceyi hiç unutmuyorsun. O günden itibaren doğaya ve hayvanlara daha farklı bakmaya başlıyorsun. 10 yaşına kadar baban seni sıklıkla dağa götürüp bırakıyor. Orada günler geçirdiğin oluyor. Bir survivor'a da dönüşüyorsun demek ki bu arada. Diğer kardeşlerin dağdan hep korkuyorlar. Bu sana mahsus bir keyif. Yiyecekleri, barınmayı, korunmayı ve avlanmayı öğreniyorsun. Kurtların davranışlarını izliyor, avlanma tekniklerini taklit etmeye çalışıyorsun. Bu sayede avladığın tavşanların bir kısmını hayatta kalmak için kullanıyor, kalanları da köye getirip satarak harçlığını çıkartıyorsun. 15 yaşına kadar hafta içleri gittiğin okul dışında dağdan hiç ayrılmıyorsun. Genç bir çocuksun, diğerleri gibi normal bir hayatın olsun ister miydin? Hiç ayrılmayan birisi olarak dağdan. Okula gidiyorsun, legal hayatının, herkes tarafından onaylanan hayatının dışındaki her dakikayı dağda geçiren 15 yaşında birisi. Mutlu yumuma değil mi dağda? E baksana, tavşanları avlıyor. İstemez, rızkını kalırım. Çıkartıyor, yiyor, geriye kalanı da getiriyor, satıyor falan. Bir şikayet yok. İnsan yok. Kurtlarla dans ediyor falan. Düşünüyor. İnsan yok, düşünüyor. Sakin, yalnız. Dönmek istemez miydin? İstemezdim. Normal, daha doğrusu dönmek istemem değil. Normal bir hayatın olsun istemem. Çünkü normal hayat bu normal zaten. Normal hayat. Köylüler dağda tek başına olmaz, bir meslek edin diye seni uyarıyorlar. Ve sen hiç istemeyerek dağdan kopup köydeki hayatına geri dönüyorsun. Köyde zaman geçiyor. Başka insanlarla zaman geçirmek seni mutlu etmiyor. Artık meslek edinmen de gerek. Dağdan tamamen koptuktan sonra hayatına nasıl devam edersin? O alışkanlıkları, o keyfi bırakıp aşağıda kalmaya, toplumsal şeyle, ne diyelim, biraz mahalle baskısıyla falan, çevre baskısıyla buna zorlandın. Ne hissedersin? Gidemiyorsun artık tekrar oraya gidip, oradan koptun, koparıldın bir anlamda. Bilmem, deli falan derler herhalde, deli olursun gibi. Bir kere bir iletişim sorunun olur mu? Tabii, yani çünkü hani hayvanlarla konuşmadığına göre ya da işte durduğuna dağda tek başınasın bakıyor hani. Ya da hayvanlarla konuştuğun zaman insanlarla konuştuğun zamanki gibi olmadığına göre. Bir iletişim problemi olur. Farklı farklı insanlar için reaksiyonlar verebilirsin ve adın deliye çıkabilir. Ya o da biraz değişiktir falan gibi. Aslında dağdakinden bir farkın olmaz, daha değişik olursun insanlar için. Değişik. Evet, yani o insanı... değişik biraz açar mısın? O çünkü değişik. Şimdilerde biliyorsun şöyle deniyor birisi için. O biraz değişik. Nedir değişik? Güzel işte, söyledin onu. O şey değişik. Gibi işte yani hani alışmış olduğumuz bize diretilen böyle olmamız gereken bir sistem var ya böyle işte hani herkesin aynı şeyi yaptığı, sosyal medyanın, teknolojinin kullandığı ve hayır mesela o telefon kullanmıyor, bilgisayar biraz değişiktir. O telefon böyle kullanmıyor falan diyorlar değil yani mi? Çok cep telefonu bilmez o. Konuşmaz o falan. Yani. O bütün gün okur orada falan. Evden arayalım mı? Evde telefon da yok. Nasıl yapıyoruz onu? Güvercin mi yolluyoruz? O değişik işte. O değişik. O çok konuşmaz. O bütün gün orada okur. İşte o böyle kendi kendine müzik dinler falan. Kolayın önünde sıraya girmemiş insanlara mı biz acaba değişik diyoruz? Biliyorsun son yıllarda en çok kolayın önünde sıra var. Kimse zorun önündeki sıraya girmek istemiyor. Kolayın önünde toplaşıyorlar. Öyle bir şey mi? Kolayın önünde göremediğimiz kişiye mi değişik diyoruz evet. biz? Bu hikayedeki gerçek kahramanla tanışalım mı? Tanışalım, çok merak ettim. Onun ismi... Gerçek bir kahraman, Hasan Hüseyin Kahraman. Çok uzun zaman dağa geri dönememiş. Hayatını sürdürebilmek için önce kepçe operatörü olmuş. Ardından askere gitmiş. Askerden dönünce ailesini de teşvik etmesiyle evlenmiş ve bir evlat sahibi olmuş Hasan Hüseyin. Sence Hasan Hüseyin'in bu standart, herkese uygun, kimsenin ona değişik demeyeceği hayat onda ne tür bir değişikliğe yol açmıştır? Açmış olabilir. Dönmüştür herhalde mi? Nereye? Dağa mı? Ha. Yani dağa dönmese de işte belki böyle aileden ya da işte sistemden, mahalleden, köyden, kasabadan uzak başka bir ailesini alıp başka bir sistem mi kurdu acaba?
Acaba kurmuş mu? Ben inşallah kurmuştur. Sence akıl sağlığını koruyabilmiş midir? Bu normalleşmenin içinde. Değişik biri ya çünkü. Onu bildiği için korumuştur. Yani yine şey, zaten değişik dediğin zaman kurtuluyorsun ya o işte. Yani o zaten değişik olduğunu sen de, sana birileri değişik zaten o. Zaten biliyorsun. Bunlar benim değişik olduğumu biliyor diye. O da sana bir sürü özgürlük getiriyor aslında. Daha bir daha çıkamamış. Hı? Normal bir hayat yaşamış. Normal. Değişik olmayan bir hayat yaşamış. Pek fazla da arkadaşı olmamış. Demek ki sosyal açıdan çok şanslı olamamış. İletişim sorunları olabileceğini konuşmuştuk ya. Bir gün sulama havuzundaki bir yılanı kurtarıp hayata döndürmüş. O anda onda bu olay bir şeye yol açmış. Yani yeni bir sayfa açmış hayatında. Her canlının yaşam hakkı olduğu düşüncesiyle avlanmayı tamamen bırakmış. Avcıydı ya bu arkadaşımız. Onu da bıraktıktan sonra köyde çok kilo almış. Şeker hastası olmuş. Şekere yakalanmış. Bencileyin. Sürekli yorgun, bitkin ve isteksiz hissetmeye başlamış. Bir süre evden çıkamamış. Gittiği doktor ona çok sayıda ilaç vermiş. Ve kilo vermesini söylemiş. Tıpkı bana söylendiği gibi. Sana da söyleniyor mu? Sen şeker yok değil mi sende? Şu an yok. Şimdilik yok. İnşallah olmaz. Bende var. İlaçları hiç kullanmamış ve yeniden dağlara çıkmış. Bu noktaya gelince. Çok kısa süre içinde eski kilosuna ve sağlığına kavuşmuş. Artık dağlardan hiç vazgeçmiyor. Hatta 2000 yaşındaki bir ardıç ağacının gönüllü korumalığını yapıyor şu sıra. Şimdi Hüseyin'in babasının yerine geçmeni rica ediyorum. Yani empatide sınır tanımıyoruz da. 6 yaşındaki oğlunu dağda tek başına bırakır mıydın? Bir daha soruyorum. Bırakırdım. Bırakırdın değil mi? Bırakırdım. Neden diye sormayacağım artık. Babası insan ancak başka bir insanın zarar verebileceğini söylemişti ya. Buna gerçekten inanıyor musun? İnanıyorum. İnanıyorsun. Evet. Bir insan ancak başka bir insana zarar veriyor. Evet. Ha. Yani bana dağdaki hiçbir şey zarar vermez. Hakan Günday'ın daha kitabında... Romanında söylediği, yazdığı bir cümle var. Bir insanın kullandığı ilk alet bir başka insandır. O aklıma geldi. Gerçek hikayede Hüseyin babasının şizofren hastası olduğunu uzun yıllar sonra öğrenmiş. Oo. Babası hastalığına daha fazla dayanamayarak vefat etmiş. Daha cesaretli olsun, insanlardan zarar görmesin diye Hüseyin'i dağa bırakmıştı. Çocukluğunda Hüseyin'in en yakın iki arkadaşı bir köpek ve bir eşekti. Yıllar sonra babasının şizofreni hastası olduğunu öğrenince, kendi babanın şizofreni hastası olduğunu öğrenince ne hissedersin? Yani lütfen tekrar Hüseyin'in yerine geç, öyle cevap ver. Akıl sağlığı yerinde olmayan bir babayla yaşamak nasıl bir şeydir acaba? Yıllar sonra öğreniyor bunu. Tabii. Yani babam beni niye dağa bırakmıştı? Daha kuvvetli, daha şey olayım, doğayı tanıyayım falan filan da var. Ha. Daha yıllar sonra şunu da öğreniyor ki baba bir şizofrenmiş. Bütün hayallerim yıkılır mıydı yoksa? Yok yine olabilir. Yani o yüzden mi bırak? O yüzden bıraktı diye düşünmem. Yine o şeyi işte yapmak için yani. Evet. Bana bunu öğretmek için bıraktı diye düşünmek isterim. Evet. Ona inanırım. Hayatım boyunca edindiğim, kazandığım bütün bu şeyler olsun diye babam bunu yapmıştı diye mi düşünürsün? Öyle düşünürüm. Hüseyin'in ne olduğunu merak ediyor musun? Çok. Hüseyin yakın zamanda dağlarda gezerken 98 milyon yıllık bir fosil keşfetti. Bir arkeoloğun da yardımıyla fosilleri gün yüzüne çıkardı. Rudist fosilleri denilen bu kalıntılar binlerce yıl önce Konya'nın bulunduğu bölgenin denizle kaplı olduğunun en büyük kanıtı bugün. Şizofreni hastası olan babanın oğlunu doğaya bırakmasıyla başlayan bu hikaye güçlü bir doğa aşkına ve Hasan Hüseyin Kahraman'ın hayatında büyük bir değişime sebep olmuş. Şimdi başa dönelim. Bir insan diğerine ne kadar zarar verebilir? Şu zarar kısmına gelelim mi?
şizofren bir babanın evladını daha yalnız bırakması zarar verecek bir davranış mıdır mesela? İnsan insanın kurdu mudur Sarkancığım? Evet Ahmet abicim. Öyledir değil mi? İnsan insanın kurdudur. İnsan insanı yer. Yer. Baban bile olsa olabilir. Ben bu hikayede... Böyle bir şey görmüyorum diyorsun. Evet, öyle görmek istemiyorum. Şizofren de olsa öyle bir şey görmüyorum. Evet. Zaten, evet, yani ben de öyle düşünüyorum, senin gibi düşünüyorum. Bizden başka farklı düşünen birisi olmadığına göre şöyle devam edebiliriz. Çoğu zaman unutuyoruz veya belki hiç aklımıza gelmiyor. Doğa ve insan bir döngü içerisinde müthiş bir dengeyle birbirine bağlı. İç içe, aslında aynı şey neredeyse. Bunu düşünmeye başladığım zaman belki de çoğu sorun ortadan kalkar. Çünkü geriye korkacak çok az şey kalır. Korku nesnesi olmaktan, korku meselesi olmaktan bütün bunlar çıkar diye düşünüyoruz. Korkuya da o gözle yeniden bakmak lazım. Daha da tek başına kalma korkusu bu hikayede dönüp dolaşıp kendini yeniden inşa edebilme gücünün motivasyonu olarak karşımıza çıkıyor ileride. Baba meselesi de evet insan insanın kurdudur ama bence Hüseyin'in kurdu babası değil. Bence de. Bence de değil. 6 yaşında baban seni tek başına dağa bıraksa ne düşünürsün? Babana canavarlar bana zarar verir mi diye soruyorsun. Farklı farklı insanlar için reaksiyonlar verebilirsin ve adın deliye çıkabilir. Aslında dağdakinden bir farkın olmaz, daha değişik olursun insanlar için. Hüseyin yakın zamanda dağlarda gezerken 98 milyon yıllık bir fosil keşfetti. Rudist fosilleri denilen bu kalıntılar binlerce yıl önce Konya'nın bulunduğu bölgenin denizle kaplı olduğunun en büyük kanıtı. Van'da yaşıyorsun. 9 yaşında güzel bir kızın, tatlı bir eşin var. Hayatında birçok şeyi yoluna koymuşsun bir biçimde. Sabahları kalkıyorsun, kızını okula gönderiyorsun, oradan işine gidiyorsun. Gün boyunca akşam evine, eşine, kızına dönebilmek için işlerini görüyorsun, ediyorsun ve eve dönüşünü özlüyorsun. Tatlı, küçük tatlı, çoğumuz gibi rutinleri bol bir hayat diyelim. İşlerinle meşgul olduğun bir gün, öğleden sonra diyelim ki mesainin bitimine yakın bir saatte bir telefon alıyorsun. Telefonun diğer ucundaki polis memuru sabah allayıp pullayıp, öpüp koklayıp okula gönderdiğin kızının, 9 yaşındaki kızının okul dönüşü bir trafik kazası geçirip hastaneye kaldırıldığını söylüyor. Aklına hiç gelmeyecek bir şey oldu. Bu haberi aldın. Haksız, zor bir soru ama o an ne düşünürdün? Kendini o babanın yerine koy lütfen. Sanıyorum o an hani bunun ne düşünürdüm? Şaka olduğunu düşünmeyi düşünürdüm. Yani bu gerçek olamaz. Bu gerçek olamaz. Bu bir yanlış. Evet, tam olarak şok. Kazalar başkalarının başına gelir. Evet, kazalar başkalarının başına gelir. Ama sanıyorum kısa sürer şeyim. Oldu. Algılamam. Ve sonra ne yapmış biliyor musun bu arkadaş? Telaşla ve korkuyla hastaneye gidiyorsun tabii verilen adrese. Ve evladın durumunu öğrenmeye çalıştığın sırada geçirdiği kazanın üzerinde, bedeni üzerinde yarattığı hasarlara dayanamıyor ve hayatını kaybediyor evlat. Yaşama karşılaşmak istemeyeceğimiz, kimsenin yaşamasını, karşılaşmasını istemeyeceğimiz, arzu etmeyeceğimiz bir durum. Evladı kaybetmişsin. O acı haberi aldıktan sonra yanına gelen doktorlar hem çaresizce seni teselli etmeye çalışıyorlar. Ve hem de çok beklemediğin, çok hazırlıksız olduğun bir anda şu soruyu soruyorlar. Trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki kızının organlarını bağışlamayı düşünür müsün? O olayın sıcağında, tazeliğinde, o acının o yoğunluğunda böyle bir soruyla karşılaşıyorsun. Sen
onun yerinde olsaydın kızının organlarının tanımadığın insanlara bağışlanmasına izin verir miydin? Bu kararı verirken ilk ne düşünürdün? Olumlu ya da olumsuz? Hiç düşünmezdim tabii ki. Verirdim. İzin vermez miydin? İzin verirdim. İzin verirdim. Yani tabii ki o an böyle bir anda böyle bir sorunun gelmesi belki çok de... Çok ağır değil mi? Çok ağır ama bir taraftan da aslında şu an düşünülüyor. Tabii ki şu an kimseye saygısızlık etmek istemem. Bu yaşamış insanlar var mutlaka izleyecek olan. Ama sanıyorum o da bir aslında o da bir bu durumla ilgili başka insanlara çare olmakla ilgili birazcık belki evet çok büyük bir acı ama böyle bu acının bir... sıcağında insan böyle akılcı olabilir mi acaba? Hayır soruyorum sadece. Ben olurum. Politik doğruculuk adına söylemiyorum diyorsun. Ben olurum. Olurum. Yani çünkü bilmem bunda yani herhangi bir şey yani benim bakış açımda yani sen evladını kaybetmişsin ve o yaşta o organların takılacağı başka evlatlar var. Onların kaybolmaması için onlara çare olmak için tabii ki yani bana şey gibi yani belki ilk duyduğunda bir çok canın yanıp sinirlenebilirsin. Ne diyeceğini... Öfkelenebilirsin, her evet, şey olabilir. Ama böyle... Muazzam bir duygu karmaşasıdır herhalde. Yani bu acıyı yani şu an benim... Sen diyorsun ki ben izin veririm. Evet, benim şu an yaşadığım acıyı o evlatların annesi babası yani bu çok büyük bir acı. Sen bu acıyı yaşama gibi düşünürüm. Şimdi o zaman bu hikayenin kahramanı olan babayla seni tanıştırmak istiyorum. O babanın adı... Metin Demir. Metin Demir trafik kazasında hayatını kaybeden kızı Şüheda'nın, ismi Şüheda evladın, organlarının bağışlanmasına izin veriyor. Tıpkı senin düşündüğün gibi düşünüyor o da. Kızının organlarını bağışlarken sence ne hissetmiştir? Bunun üstüne düşünelim mi? Sen ne hissederdin o anda? Evet, evet buna izin veriyorum derken ne hissederdin acaba? Yani çok zor bir şey. Yani evladınız 9 yaşında. Yani şu an yaşanan acıyı, bu acıyı bir kişi daha yaşamasın. Yani 9 yaşında birisi daha 9 yaşında hayatta kalsın. Veya başka bir yaşta yani fark etmez. Evet, evet, evet hayatta yani. Kalsın. O organa ihtiyaç yani duyan birisi. O organa ihtiyaç duyan birine. Şüheda'nın karaciğer ve böbreklerinin yanı sıra korneaları, göz korneaları. 20 yıldır göremeyen iki ayrı insana naklediliyor. Baba Metin Demir kızını kaybediyor fakat verdiği bu ağır, zor, fedakarca verilmiş bu kararıyla anne babanın, başka insanların hayatına ışık oluyorlar. Kızın hayatta olsaydı organ bağış konusunda ona ne söylemek isterdin? Babanın yerine geçerek lütfen bunu düşün. Bilmiyorum. Yani bunu bir çocuğa böyle bir şey de masal gibi de anlatılır. Böyle bir bizim başımıza gelen hikayeyi yani nasıl anlatacağım? Yani organın başka insanların yani ruhu giden birinin hala işe yarayan organlarının başka insanların ruhunun kalması için gerekli olduğunu evet ruh gitse de o çalışan organlar sayesinde başka ruhlar yaşayabilir, başka bedenler çalışabilir gibi bir şeyi nasıl anlatacağımı birazcık tasarlardım yani 9 yaşında bir çocuğa. Ama bunu anlatmaya çalışırdım. Belki hayvanlar üzerine anlatmaya çalışırdım. Çok büyük bir vicdan sınavı değil mi bu? Muazzam bir sınav yani. Her insan için, sadece anne baba için değil her insan için. Anne babalar biraz daha deliler yani onlar... ebeveyn olmak biraz öyle çılgınca bir şey diye düşünüyorum. Ama her insan için geçerli bir şey. Bu ağır bir vicdani şey gerektiren, bir derinlik gerektiren bir şey. Vicdan burada çok öne çıkmıyor mu sence? Böyle bir meselede. Yani şey gibi herhalde 9 yaşında nasıl anlatacağımı bulduktan sonra belki de işte hani
ailemizin herhangi birinin başına bir şey geldiğinde bunu mutlaka yapmalısın belki, evet. gibi bir şeyi. Yani bir gün benim başıma gelirse sen de benimle evet. ilgili böyle karar vermelisin. Çünkü. Çünkü. Çünkü başkaları da var, evet. başka insanlar da var. Başka anne babalar var, başka evlatlar var, yeğenler var, arkadaşlar, dostlar var. Hiç tanımadığımız insanlar var. Hayatını sürdürebilecek bu sayede. Senin için vicdan nedir, onu bir söyler misin? Vicdan demişken. Vicdan, benim kendim için bazen çok nefret ettiğim bir duygu. Öyle mi? Evet, biraz yani, açar mısın bize? Çok zoran, yoran bir şey beni. Hı-hı. Fazla Hı-hı. empatik ol. Yani vicdan galiba doğrusunun belki bazen ne olduğunu bilmediğin bir şeyle ilgili yaptığın bir şeyin ben doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım eminliğinin olmaması. Yani emin olmamak yaptığın şeyle ilgili ya da bazı şeyleri vicdansızlık o an... mı? Vicdansızlık. Hı-hı. Vicdan... Bu muhakemenin kendisidir vicdan mı diyorsun? Evet. Bir anlamda, evet. Zaten şöyle bir şey, kökeni Arapça vecden geliyor. Vücut bulmak, zenginleşmek ve sevmek gibi çok güzel anlamları var vicdanın. Ne kadar çok şey içeriyor değil mi? Organ bağışında düşünecek olursak. Vicdan benim için ne bileyim böyle sokakta benim çok enteresan abi böyle... Düşen biri görünce ağlarım ben. Gülmez misin? Gülmem. Düşene gülünür. Hatta aklıma gelince öyle bile... Öyle derler yani. Yani şu an bile yani yaşlı ya da genç ya da çocuk. Mesela çok enteresan, hiç sevmediğim bir huyum. Mutlaka belli bir yerden bir travması, çocukken sevdiğim annem biri düşmüştür ama düşen biri gördüğü zaman ağlarım. Mesela benim için vicdan böyle bir şey. Yani onun o en savunmasız, yani ben düşen insanın böyle... O düşerken savunmasız oluyor ya insanlar. Sen onunla birlikte düşüyorsun galiba. Evet, böyle gözü düşen başka bakıyor. Düşmek. Böyle kolunu bir yere nereye koyduğunu bilmiyor ve acayip bir çaresizlik var. O çaresizlik o insanın galiba böyle en ezberinin bebek, bozulduğu evet, değil mi? Bütün çaresiz hiçbir şey yapamadığı an. Verisizleştiği bir şey. Bir kafasının an. Çalışmadığı bebek gibi yani böyle düşüyor ve o görüntüyü hiç sevmiyorum. Türkiye'de 28 bine yakın organ bekleyen hasta varmış Sarkan. Organların bağışlanmasını vasiyet etmiş kişiler bunlar. İnsanlar organlarının bağışlanması mesela benim de ehliyetimde eskiden ehliyetlerde işaretlenirdi biliyor musun? Hala yok galiba şimdi ehliyetler değişti. Yani organ bağışı şeyi vardı, kutusu vardı. Orayı işaretliyorsun. Bir kaza anında filan böylece senin hani kendinle ilgili fikrini de daha önceden beyan etmiş oluyorsun. Vasiyet edenler var organlarının bağışlanması ama ona rağmen şöyle bir şey de var. Aileler vücut bütünlüğünün bozulacağını düşünerek bazen ölmüşlerin arkasından organlarının bağışlanmasına izin vermeyebiliyorlarmış. Böyle şeyler de olabiliyor. Oysa yaşam bizi zaten birbirimize bağlıyor bir biçimde. Tanımadıklarımızla hiç... Varlığını bilmediklerimizle de aramızda neredeyse bir tür sembiyotik ilişki olduğunu söylemek mümkün. Her şey her şeyle ilgilidir. Üstünden söylüyorum bunu. Bu arada 1979 yılında meclisten bir yasa geçmiş yani sen 2 yaşındayken. Organ ve doku bağışı nakliyle ilgili bir kanun bu. Türkiye'de organ bağışı ilk kez bir yasaya insanların hayatları da resmi olarak böylece o yasa yoluyla birbirine bağlanmış oluyor. Zor bir hikayeydi. Evet. Katkın için teşekkür ederim. Samimi katkın için. Sanıyorum o an şaka olduğunu düşünürdüm. Bu gerçek olamaz. Benim şu an yaşadığım acıyı o evlatların annesi babası yani bu çok büyük bir acı. Sen bu acıyı yaşama. Böyle bu acının bir... sıcağında insan böyle akılcı olabilir mi? Ben olurum. Ruhu giden birinin hala işe yarayan organlarının başka insanların ruhunun kalması için gerekli olduğunu nasıl anlatacağımı birazcık tasarlardım yani 9 yaşında bir çocuğa. Düşen biri gördüğü zaman ağlarım. Mesela benim için vicdan böyle bir şey. Kaybetmek tuhaf bir kelime değil mi? Evet. Gene kaybetmek üstüne, kayıplar üstüne gideceğiz biraz. Söylerken bile sanki bir şey eksiliyor gibi değil mi? Kaybetmek. Hayatın içinde maddi manevi birçok şeyi kaybedebiliriz. Umutlarımızı, neşemizi, sahip olduklarımızı, hayallerimizi.
Hatta her şeyimizi, sevgimizi, sevdiklerimizi kaybedebiliriz. Öyle veya böyle bir şeyler azalır, çıkar gider hayatımızdan. Belki eksilerinin yerine yenisini koyamayız ama yaşamak tek başına büyük bir galibiyet ya da büyük bir mücadele. Yani burada galibiyet kazanmak, kaybetmek üstünden söylemiyorum ama kaybedebilirsin ama mağlup da olmayabilirsin. Biraz bizim Leyla ile Mecnun'daki karakterler gibi. Biz hep kaybederiz ama hiç yenilmeyiz ya onun gibi. Mağlup olmadığın sürece de bir başka biçimde ve yeniden kazanabilirsin. Sana yeni bir hikaye anlatacağım burada. 1976'da Kars'ta doğdun bu defa. Şimdi Kars'tasın, gidiyorsun. Bütün çocuklar gibi hayallerin var. En büyüğü de denizi görmek. Sen 9 yaşındayken ailenle Gölce'ye göç ediyorsun. 9 yaşındaki bir çocuk olarak hayaline, denize kavuştuğunda ne hissederdin acaba? Kars'tan Gölce'ye geldin ve deniz. Ne hissederdin? Bilmem, ağlardım herhalde. İlk gördüm mutluluktan. Sen de ağlamak esas. Evet. Bir tezahür şekli değil mi? Bazen mutluluktan, bazen evet, üzüntüden ama evet. Yani çok ağlamak mutlu bazen sevinçli de bir şeydir. Evet, evet, öyle bir ağlamak olurdu. Yani zıtlıklar dedik ya başta, öyle bir şey. Yeni bir hayat başlıyor Gölce'ye gelince. Alıştığın coğrafyadan başka bir yerdesin. Yani 9 yaşına kadar alıştığın coğrafyadan. Yeni bir çevre var, düzenin var. Yeni alışkanlıkların, arkadaşlıkların var. Bir bakıma işte bir dönüşüm geçirdiğini söyleyebiliriz. Neredeyse en doğudan en batıya gibi bir şey değil mi? Zor bir seyahat. Yeni bir kültüre uyum sağlarken tabii hayat da şekillenir yeniden. Genç bir adam oldun. Gölcük'te büyüdün. Liseyi bitirdin. Bir süre çalıştıktan sonra askere gidiyorsun. Tam bu sırada anneyi kaybetmek nasıl bir şey olur acaba? Ne dersin? Yani çok... Anneciğin sağ değil mi? Sağ. Allah uzun ömürler versin. Çok güçlü bir çıkışım ya da çok başka beni bağlayan yani bir şey yoksa sanıyorum böyle bir o 23 yaşında ağır böyle bir ne yapacağını bilmediğin, her şey, bilmiyorum, her şey olabilir. Yani bir... Çok belalı sorular Sarkan. Evet. Neyse ki sen bana sormuyorsun, ben sana soruyorum. Ki ben annemi kaybettim, yani insanın ne yaşadığını iyi kötü birazcık biliyorum. Ama 23 yaşında değildim, 23 zorlu da bir yaş. Evet. Yani... Tam kendinle ilgili kararlar falan vereceksin. Bazı hayal kırıklıkları falan var. Bir de üstüne böyle bir şey. Ya galiba hep dönüp dolaşıp benim hayatımda öyle bir şey olduğu için oraya geliyor. O yaşlarda öyle oldu. Şey oldu. Yani kaybettiğin var. Kaybettiklerin. Sadece insan değil. Bütün hayat, yaşam. Bir de hala var olanlar var. Evet. Elimdekiler. Elimdekiler. Evet. Tanıdığım ya da tanımadığım. Bilmem yani hem kendi ne ilgili bir vicdanla ilgili bir yerden kendimi rahatlatmak ya da bir yere ait, çünkü bir anneden ayrılmak hani bir yere ait hissetmek için sanıyorum başka elimde olanlara bu acıyı bildiğim yerden, bu acının çok büyük bir acı olduğunu bildiğim yerden, çünkü artık yeni bir acı öğrenmiş oluyorsun ve o acıyı başka birilerinin yaşadığı ya da yaşamadığı yerde sen artık bilinçlisin ve birazcık galiba o insanlara doğru, yani kaybetmenin karşısında kazanmak, başkalarını kazanmak ya da kendimi kazandırmak başkalarına gibi bir his olur gibi. Bir yere bir faydam olsun, bir yere bir... Tutunacak yeni bir dal arar değil mi insan? İnsan kendini bile kaybedebilir böyle bir dizi kayıp karşısında. Yaptıklarımız yapmadıklarımızla hesaplaşırız. Bazen insan yapmadıklarıyla da, sadece söyledikleriyle değil, söylemediklerinden de sorumludur ya. Bir hatamız varsa düzeltmek isteriz herhalde, tıpkı senin söylediğin gibi. Toprak damlı bir evden göçüp Gölce'ye gitmişsin 9 yaşındayken. Denizine de kavuşmuşsun. Gençliğinin tam orta yerinde 23 yaşında başına hiç ummadığın bir sürü şey geliyor arka arkaya. Hiç beklemediğin bir kayıp yaşasan, hadi şöyle söyleyelim, bir uzvunu kaybetmiş olsan bu durumla nasıl başa çıkardın? Aynı 23 yaşındaki gencin etrafında dolaşıyoruz şu anda.
Bir de uzuv kaybı var şimdi. Hı. Aynı sırada. Serkan, seni bu arkadaşla tanıştırayım, sonra devam edelim. Hı. Bu hikayeyi birebir yaşayan gerçek bir kahraman. İsmi? Ufuk Koçak. Dostum, tarih 16 Ağustos 1999. Ufuk'u tanıyorum. Ufuk'u tanıyor musun? Tanışıklığımız var. Gölcük Donanma Komutanlığı'nda tören var. 16 Ağustos 99 gecesi. Müzikler, havai fişek gösterileri arasında arkadaşlarınla bütün şehri yürüyorsunuz. Çok yoruluyorsun ve arkadaşlarından ayrılarak eve dönüp yatıyorsun. Ve o gece herhalde çoğumuzun çok hiçbir zaman unutamayacağı bir saat. Saat tam 03.02. Korkunç bir gürültüyle uyanıyorsun. İçinde olduğun apartman çatlamaya başlıyor, çatırdamaya başlıyor. Ve sonra seninle birlikte bütün ailenin üstüne çöküyor. Ufuk 17 Ağustos gecesi meydana gelen büyük depremi yaşadı. Oturduğu apartman çöktü. Bunları artık sana değil seyirciye anlatıyorum. Çünkü sen biliyorsun anladığım kadarıyla. Göçük altında kaldı. Boynu ve bacakları üzerindeki kolonları, üzerindeki kolonların altında. Eline geçirdiği bir cam parçası ve tencere kapağıyla onları birbirine vurup ses çıkartarak tam 3 gün uyumadan kurtarılmayı bekledi. Ya burada sana dönelim. Sen o gece oradaydın. Hı. O korkuyu nasıl tarif edersin yani? Edemiyorum ya. Etmeye çalıştığım zamanlarda da o... Sen artık empati kurma. Bunun içindesin. Yani bu hikayenin içindesin anladığım kadarıyla. Gerçekten Serkan'ın Ufuk Koçak'ı tanıdığını bilmiyordum. Şu anda öğreniyorum sizinle birlikte. Tarifi yani hiç anlatamadım. Yani kaç? 99 çok sene oldu. Yani bilmeyen, hiç rastlamayan böyle bu depremle ilgili birine depremin nasıl bir şey olduğunu anlatmak mümkün değil. Yani ne o sesi ne o hissi. O korkuyu. Evet. Gerçek korku nedir Serkan? Gerçek korku... İşini kaybetme, şunu kaybet, bunu kaybet, bunu kaybet. Bir sürü şey söylenebilir. Şunu sorayım yani gerçek korku nedir? Onu galiba... Evet. İliklerine kadar hissettiğini tahmin etmek kendi başına değil. Evet. İlk yani birilerini kaybetmek değil de ne yani, olduğunu anlayamadığın bir yerden... Anın korkusu değil mi? Çok büyük bir şey. Evet. Bilmediğin, seni çok korkutan bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani o an ölmekten bile daha korkunç bir şeydi. Öleceğini düşünmekten. Ölmenin bir son olmadığını, sonrasında da bir korkun olabileceğini düşünecek kadar büyük bir şey mi? Ölüm bile son değil mi? Ölmekten mi beter? Ne olduğunu bilmediğin bir şey abi. Böyle hiç bilmediğin bir ses ve hiç bilmediğin bir çatırtı ve hani her yerin sallandı. Ne zaman biteceğini bilmiyorsun ve inanamıyorsun ne olduğunu. Hani belki ölüm... çok uzuyor değil mi saniyeler? Evet. Yani ölüm saatler belki şey yani gibi. Öldün. Bu bilmiyor yani. Evet öldün de bitecek. Bu ya bu sürerse. Yani bundan ya sonra bu hep böyle evet yani hep böyle olacaksa gibi. Bilinmez bir korkuydu. Ne olduğunu bilmediğim, manalandıramadığım ne olduğunu hiçbir şekilde. Sen o sırada neredeydin? İzmit'te evdeydim annemle. Evde babam. Miydin? Evet. Annenle babanla birlikte miydin? Sizin bina? Bizim bina yıkılmadı. Öyle binadan yakınlardan hani böyle bizim mahallede öyle bir yıkım olmadı ama tabii hani geçmişimde böyle hani sporda, tiyatroda hani biraz böyle çevrem kalabalıktı. Okul, lise, ortaokul. Hı hı. O yüzden biz merkezdeydik, İzmit merkezde ama tabii ki etrafımızda yani 10 adım, 20 adım attıktan sonra ya da işte 300 metre dışarıda başka bir şey oluyordu ve öyleydi. Sana yeniden bazı şeyleri yaşatıyorum. İzleyen seyircilerimizin çoğuna aynı şeyi bir daha yaşatıyoruz ama bunun bir sebebi var. Bir şeye ilaç olsun diye konuşuyoruz. Ufuk'un o sırada İstanbul'da bulunan babası apar topar Gölce'ye geliyor. Ve beton yığınını elleriyle kazıyor. Ufuk Koçak 3 gün sonra enkaz altından çıkarıldığında yorgunluktan uyuyakalmış. Hastanede gözlerini açtığında kuzenini
teyzesini, annesini ve iki bacağını kaybettiğini öğreniyor. Tekrar sorabilir miyim? Bir organını, bir uzvunu kaybetsen ne yapardın? Hayata nasıl tekrar tutunurdun? Tekrar sorabilir miyim? Bir organını, bir uzvunu kaybetsen ne yapardın? Hayata nasıl tekrar tutunurdun? Bilmem, bilmediğim, daha önce tatmadığım bir tutku, başka yerine bir şey koymak. Yani şu an ne desem, ama şöyle bir şey düşünüyorum. Burada tam şey şu mu acaba? Yani organını kaybetmeyi iyiye nasıl bakarsın diye daha önce sordum. Şimdi organını kaybettiğin, bir uzunu kaybettiğin bilgisiyle birlikte gelen bir bilgi daha var. Hı? Anne, kuzen falan, onları da yitirmişsin. Çok acayip bir durum. Hangisi aklına düşer önce? Anılarını da kaybediyorsun, mahalleni kaybediyorsun. Tarihten silinir gibi çok 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 ağır bir şey bu. Yani depremi tarif etmek imkansızdır yaşamayana diyorsun ya. Çok imkansız. Yani. Külliyen imkansız bir şey üstüne konuşuyorsun. Evet, Ful'un yaşadığı şey tabii ki yani şu an hani aynı dönem, aynı yerde aynı şeyi yaşamışız ama ufuk başka bir şey. Yaşadı ve ufuk gibi bir sürü arkadaşımız. Bu sorular şu anda buradan basıp gidecek kadar canını sıkıyor mu sen? Yok, iyi geliyor. Yani, abi, i̇yi geliyor konuşmak, mu? Konuşmak evet. İyi geliyor. Çünkü evet, yani bence herkese tavsiye ediyorum depremle ilgili. O kadar böyle içinde tuttuğumuz ve konuşmaktan korktuğumuz bir şey ki depremzedelerin ben konuştukça rahatladığını ve konuştukça onlara iyi geldiğine %100 eminim. İnsan hayatında çok ağır bir çatlak, parçalanma oluşturan bir şey ama bir yandan şunu da düşünelim. Biraz ufuğun hikayesinin devamında bunu görmek mümkün. O çatlaklardan bazen muazzam derecede ışık da sızabiliyor. Ufuk annesini ve aile yakınlarını kaybettikten sonra umudunu hiç yitirmemiş. Sen de tanıyorsun onu. Hastanede bir müddet kalıp tedavisini aldıktan sonra babasının bir arkadaşının yardımıyla Almanya'ya gitmiş. Orada bacaklarına protez takılmış ve yeniden yürümeye başlamış. Burada bir ara soru sormak istiyorum gene. Hayallerine yeniden yürüyebilir mi insan her yıkılışında? Yürür. Yürür. Benim de tam okula, konservatuara ya da tiyatro eğitimine gireceğim yıl oldu bunlar. Okula gireceğin sınavı. Evet, yani tiyatro sınavlarına gireceğim yıl. Ha, tiyatroya sınava gireceğiz. İzmit'e mi? Yok, şey, konservatuara yani. Aha. Evet. Öğrenci olmak üzere gireceğim. Öğrenci olmak üzere. İlk başta bir çok saçma geliyor her şey. Böyle çadır kentlerde yaşıyorken. Ne tiyatrosu ne falan biliyorsun. Ne konservatuvarı, ne tiyatrosu. Ama hayat çok çabuk normal dönmeye başlıyor. Ve bu öyle bir tutku ki ben çadırdan çıkıp sınava gittiğim zamanı biliyorum. Yani İzmit'ten çadırdan çıkıp arabaya binip İstanbul'da konservatuvar sınavlarına girdiğimi. Bir taraftan... Kimseye de bahsetmeden nereden geldiğini, ne yaşadığını, dün ne yaptığını. Of. Ben çok seviyorum işimi. O zamandan çok. Yani eğer bir tutkunuz ve bir inandığınız, sevdiğiniz bir şey varsa hayat devam ediyor. Ve bununla ilgili ufuğun da bize gösterdi. Yani uzvunuzu kaybetmeniz yürümenize engel olabiliyor ama sonra protezle ya da hani bazı şeyleri sadece ne bileyim kolunuzu kaybettiğinizde belki o elinizi kullanamıyorsunuz ama başka uzuvlarınızla yapabileceğiniz bir sürü şey var. Beyniniz var, yüreğiniz var. Yeni gerçeğiniz odur. Evet. Onun üstünden ne yapabilirim, nasıl yürüyebilirim'e bakmalı değil mi insan? Zaten Ufuk da öyle yapmış, senin de bildiğin üzere.
Türkiye'ye tamamen yerle bir olmuş, şehrine geri dönmüş protezden sonra. Birçok projede gönüllü olarak çalışmış, yer almış. Ufuk ismi anlayış demek. Biliyor muydun Ufuk? Hmm. Ufuk anlayış demek. O ismiyle müsemma bir arkadaşımız. Başka engellerle tanıştıkça neler yapabileceğini de anlamış. Yani ufku da biraz bir miktar genişlemiş. Kendi yardımcı olurken yardım da almaya başlamış bir anlamda. Hayatını sil baştan başlayacak olsan nereden ve nasıl başlarsın Serkan? Evet, o kadar acayip bir şey ki bu. Yani bir sürü şey kaybediyorsunuz ama içinizde olan bir tutku var. Ve diyorsun, o diyor ki sana, ben buradayım. Yani ben bir yere gitmedim. Ben bir yere gitmedim. Evet, şu an çok acı yaşıyorsun. Nasıl, nereden çıkacağını bilmiyorsun. Ama zaman öyle bir şey ki, zaman geçtikçe o tutku eğer gerçekten varsa, o sana günün birinde tekrar diyor kor ki, gibi değil mi? Ben kor. Buradayım abi, hadi ha, diyor. Yani ha, ben buradayım, bir şey yap diyor ve ayağa kalk. O tutku varsa yolunuzu buluyorsunuz. Ama evet, bulur insan. Ufuk bulmuş. Nereden başlamış biliyor musun? Denizden başlamış. Hmm. Sen de denizcisin. Ufuk'un yeni hayatına bir bakalım mı? Bakalım. Evet. Bakar mısın Ufuk'a? Büyük hayaline geri dönmüş. Bugün 46 yaşında arkadaşın. Ve Dünya Paralimpik Serbest Dalış Şampiyonu. Bunu biliyor muydun? Hı. Biliyordun. Nezaketinden söylemedim. Protez bacaklarıyla Olimpos Dağı'na da tırmanmış. Onu bilmiyordum. Olimpos Dağı'na tırmanmış. Çoğumuz yerini bilmeyiz. Senin en büyük tutkun, ben biliyorum da. Seyircimiz de bir kere daha. Aslında seyirci bile biliyor artık senin tutkunu. Deniz tutkunu gayet iyi biliyorlar. Deniz değil mi? Deniz. Denize dair her şey. Tiyatro. Ha. Tiyatro mu, deniz mi? Denizde tiyatro. Feren abi yapmıştı, hatırlıyor musun? Evet, değil mi? Ha, gemide tiyatro yapmıştı, evet. Allah rahmet eylesin. Ama çok konuşuyorsun, bunu ne yapacağız? Tiyatro... Lel oldun. Benim için o tutku oydu. Hadi ayağa kalk git, işte öğrenci mi olacaksın? Hmm. Sınava mı gireceksin? Sonraki hayal... Evet, yani işte üzerinden 24 sene mi geçti şu an, işte hayalini kurduğumuz, beraber kurduğumuz bir tiyatromuz var ve o hayalini kurduğum şey... İsmini de göğsümüzü gere gere söylemeyelim mi canım? Söyleyelim, Semaver Kumpanya. Semaver Kumpanya. Benim Işıl Kasapoğlu'nun sağ olsun bize yetiştirip bizi oraya koyduğu ve evet, yani hayalini kurduğum şey şu an, hayalini kurduğum şeydi yani, geze geze oynamaktı. Hmm. Geze geze oynuyorum ülkeyi ya da dünyayı. Anlatsana bize birazcık. Yani yapmam gereken işte bu tutku dediğim şey ilk tiyatroydu. Hmm. Yani öğrenci, yani oyuncu olmak, okulu bitirmek, tiyatro kurmak, aktör olmak. Şu an o dönemin içindeyim. Bunların hepsi oldu ve sanki şimdi öteki tutkumla ilgili birazcık. Çünkü deniz ve tiyatro aynı anda yapılabilecek bir şey değildi. Ama şu an yaşım için, yani artık denizden para kazanabilecek öyle bir tutku. Deniz benim sevdiğim. Dalış hocasısın aynı zamanda. Dalış, evet, dalış rehberliği de yapıyorum. Kaptanlık var mı? Kaptanlık da böyle yani, ama amatör dediğimiz yani özel yatkı. Var yani o, evet. Şey. Müthiş. Gibi. Teknenin adı ne? Semaver. Şimdiki yolculuğumda deniz ve tiyatro bir arada olabiliyor. Olabilir. Evet. Yani. Teknenin adı Semaver bir kere yani. Üstelik sen varsın. Kaybettiğin var. Kaybettiklerin. Sadece insan değil. Bütün hayat, yaşam. Bir de hala var olanlar var. Bilmeyen, hiç rastlamayan böyle, bu depremle ilgili birbirine depremin nasıl bir şey olduğunu anlatmak mümkün değil. Yani ne o sesi, ne o hissi. O korkuyu. Evet. Ölmekten bile daha korkunç bir şey. Ufuk Koçak 3 gün sonra enkaz altından çıkarıldığında yorgunluktan uyuyakalmış. Bugün 46 yaşında arkadaşım ve Dünya Paralimpik Serbest Dalış Şampiyonu. Bunu biliyor muydun? Hı. Biliyordun. Nezaketinden söylemedim. Yaşadığımız dünyanın belirli bir şekilde işleyen bir düzeni var malum. Hayatta kalabilmek için bir şekilde çalışmak, üretmek, çaba sarf etmek zorundayız. En azından büyük bir bölümümüz. Tabii bunları yapmadan yaşayanlar var ama ağzında hani altın kaşıkla doğanlar falan var. Fakat onlar bile
altın kaşığı korumak için biraz çaba sarf etmek zorundalar. Yani bir şekilde birçok yol aynı yere, aynı meydana çıkıyor. Maddi açıdan çok varlıklı olmak senin için ne ifade eder? Maddi açıdan varlıklı olmak. Ya çok zengin bir adamsın biliyorum ama ben şeyi kastediyorum. Maddi olarak da senin gönül servetine ulaşmak kolay değil. Ama maddi olarak çok varlıklı olmak ne demektir? Ne ifade eder daha doğrusu? Ne demektir değil. Bilmiyorum Ahmet abi. Bilmiyorum. Ama empati yani her şeyin yerine koyuyorsun. Bir varlıklığının yerine koy kendini. Acaba ne ifade eder çok varlıklı? Nedir mesela? Arzu ettiğin her şeye kavuşmak falan mı? Nedir? Değil. Çoğu insan zengin olunca mutlu olacağını düşünür. Değil, mesela değil. Buna katılır mısın? Asla. Yani o yüzden de belki olamam. Belki yani çok zengin olmak demek işte ne bileyim. Aslında çok varlıklı olmakla çok zengin olmak da aynı şey değil. Varlık biraz daha geniş veya zenginliği belki daha geniş olarak. Ne zenginliği? Sadece para mı falan? Evet. Maddi anlamda zengin olmak ister miydin? Şöyle bir yerden isterdim yani hani. Bir sürü İstemezdim demeyeceksin herhalde. O soruyu öyle sormuyorum ki ister miydin? Ne ifade ederdi senin için? Bir şey ifade etmiyor abi. Etmiyor değil mi? Etmiyor. Bir sürü şeyi çözmüyor. Kabul edelim bir sürü şeyi de çözer bir ama. Bir sürü şeyi de çözüyor ekran tabii. Ekran başında şu anda söylüyorlar onu. Nasıl yani falan diye. İdealist yani bir şey peşinde değiliz. Retorik peşinde değiliz yani. Birçok şeyi ifade eder. Bazı şeyleri de ifade edemez galiba. İfade etmekten çok uzaktır mı acaba? Ya şimdi demin... İki hikayedeki şeyde bir şey ifade etmediğini görüyoruz. Yani aslında yani o evet. O yani. Peki para seni değiştirir miydi acaba? Çok para seni değiştirir miydi? Değiştirmezdi. Parayı ya. Görelim mi diyorsun? Ne kadar olduğuna bağlı Ahmet abi. Değiştirmezdi ya. Yani o yüzden olmaz 10 zaten. 10 milyar lira diyorum bak yeni parayla. 10 milyar lira. Yani yeni parayla yani eski para falan değil. 10 milyar lira. 10 milyar lira. Ya yani ister istemez değiş. Yani ne? Beni değiştirmez yani. Hani 10 milyarım varken aynı hayatı sürmem mümkün değil ki. Ben aynı hayatı sürer misin değil mi? Evi değiştirirsin canım yani. Beni değiştirmez. Bilmiyorum semaverden vazgeçer misin? Geçmem. Geçmem. Geçmem asla yani. Peki bir sabah kalktın aniden 10 milyar. Çok işe yarar. Çaba yok, çalışma yok, bir şey yok. 10 milyarım var bu sabah. Çok iyi. Nasıl olur böyle bir şey? Çok iyi olur. Çok... Söyleyeyim mi nasıl olur? Nasıl olur? Dinle. Tarih günümüz. Samsun'da yaşayan 26 ve 30 yaşında iki erkek kardeşsiniz. Onlardan birisisin yani. Sen büyük olansın tabii. Şöyle bir bakıyorum da sen büyük olansın Serkan. Bir akaryakıt istasyonunda çalışıyorsunuz. Orada çalışıyorsunuz, işçisiniz yani. Orta halli bir hayatınız var, orta karar. Geliriniz standart bir hayat yaşamaya doğal olarak ancak yetiyor. Kardeşim birikim yapmak için, yapmak ve tek bir yerden harcayabilmek için ortak bir banka hesabı açmış. Bir cuma günü işten çıkıp eve gidiyor ve sakin bir akşam geçiriyorsunuz beraber. Kardeşin hesabında ne var ne yok bir kontrol etmek için bankanın internet şubesine giriyor. Fakat hesapta para yok. İhtiyaçlarını karşılayacak bir gelirin olmasa ne yapardın? Yani belirgin ihtiyaçların var ve para yok. Ne yapılır böyle bir durumda? Daha çok çalışırdım. Öyle mi? Evet. Daha çok çalışacaksın. Akaryakıt istasyonunda çalışıyorsun. Belli bir maaşın var. Gelen gidene yetmiyor. Daha çok mu çalışırsın? Evet. Yani benim bildiğim çok... bu diyorsun. Yani evet yani oradan çıkıp başka bir yere gidip başka bir akaryakıt istasyonu ya da bilmiyorum. Daha çok çalışırım. Kardeşinle ikinizin ödemeleriniz var. Alacak verecek hesabı bir türlü dikiş tutmuyor. Bu sırada sen hesaba giriş yapıp biraz kurcalamaya başlıyorsun orayı. Avanslar, kredi hesapları filan yani acaba ne olabilir? Bir şey buradan bir şey çıkartabilir, bir borçlanma imkanı var mı falan. Yatırım bölümüne girip orada... Ona basıyorsun, buna basıyorsun filan vardır ya yani. Hesabının içindeki şeylerde, ihtimallerde surf yaptığını düşünelim. Banka hesabına girdin, toplam tutar kısmında sıfır görüyorsun doğal olarak. Orada ne düşüneceğini biliyorsun, daha fazla çalışırım diyorsun sen.
biraz artırmak için. Bankanın internet şubesinde hisse senedi bölümünden kendi hesabına para yatırılabildiğini gördüm. Tekrar ediyorum. Hisse senedi bölümünden, oraları kurcalarken, kendi hesabına para yatırabileceğini gördüm. Ama hiç hisse senedin yok zaten. Sen ve kardeşin kimsiniz? Hisse senedi kim? Benim gibi yani, senin gibi biraz belki. Bir deneme yapıyorsun. 20 bin lira oradan hesabına havale yapıyorsun. Sıfır olan hesabına. Bir sorun olmuyor. Bir daha deniyorsun. Yine işliyor. Ve para hesaba geçiyor. Tesadüf eseri böyle bir açık fark ettin diyelim. Bir sistemde. Hmm. Banka sisteminde. Biraz para aktardın. Devam eder misin gerçekleştiğini görünce? Baktın oluyor. Hisse senedin yok. Hesabın sıfır. 20 bin liralık hisse senedi karşılığı TL'yi hesabına aktardın. Oldu. Ya bu nasıl oldu? Bir tane daha yaptın. Oldu. Bir tane daha devam eder misin? Korkarım, etmem. Korkarsın değil mi? Evet. Yani mutlaka burada bir şey var ve bu çünkü hani oradan bir şey çalmak yani. Bakalım gerçek hikayenin kahramanları korkmuş mu? Çok merak ettim. Orada birisini göreceğini zannediyor. Ha. Korkmadığı anlaşılmıyor mu? Hafta sonu olduğundan banka durumu fark edemiyor. Ve sen işleme devam ediyorsun. Cumartesi ve pazar günü tam 70 kalem işlem yaparak yatırım hesabına havale ediyorsun paraları. Bu paranın bir miktarını da kardeşinin diğer bir hesabına yolluyorsun. İşte kardeşlik şeyini de bırakmamış. Artık hesabında sana ait olmayan çok yüklü bir para var. Her şeyden de vazgeçtin. Yani akaryakıt istasyonu çok çalışmak falan, biraz daha çalışmak. Samsun'da bu parayla ne yaparsın? İlk alacağın şey ne olur mesela? Sen zaten sindiremedin bu durumu. Evet. Bilemedim Ahmet abi, bilmem. Araba mı alırdım? Araba mı, ev mi, ne bileyim, onlar gelir mi aklına hemen? Hemen gel, yani. Çünkü temel ihtiyaçlar bizde direkt ev, araba değil mi? Hatta evet. Arabadan önce ev. Yoksa şimdi gençler daha önce arabayı mı tercih ediyorlar bilmiyorum ama araba, ev. Evet herhalde, yani. Peki şimdi küçük kardeşin yerine geç. Abin bu açığı bulup işlemleri yaparken onu durdurur muydun? Görüyorsun abin böyle bir dümen içinde o sırada. Akıyor yani. Ben durdururdum yani, başımıza Serkan bir şey. Serkan değilsin ama. Ha, unutma. Şey, tamam. İki kardeşten küçük olanısın. Küçük olanım ben. Serkan'a sorup durmuyor. Sen koşarak anladığım kadarıyla Bankalar Birliği'ne. Neyse nereye gidiliyorsa. O zaman şey para, yapardım yani. Öyle hesapta para bulmadığım için nereye gidileceğini bilmiyorum. Ne bileyim işte, o geçirdiğim parayla yine gidip işte yine böyle değerlendirecek bir şeyler alırdım herhalde. Abini senede durdurmaz mıydın? Küçük kardeş olarak sana soruyorum. Abim bu işi yaparken gördüm. Basbayağı olmayan bir parayı ona, kendi hesabına, senin hesabına geçirip duruyor. Durdurur muydun? Durdururdum. Sen evet. Sen o öyle olsa yapmazdın, böyle olsa evet, durdururdun. Peki. Bizim hikayemizdeki kardeş abisine destek olmuş. Tabii. Tabii. Tabii ise yani. Farklı bankamatiklere giderek çekebileceğiniz kadar nakit çekiyorsunuz ve ilk aldığınız şey birer cep telefonu. Neye aşarmışlar demek ki onca zaman. Daha sonra ikinci bir el araba almak için. Bak çocuklar şuurlu ha. İkinci el. Yani bir miktar şuur var. İkinci el araba almak için bir galericiye gidiyorlar. Pazarlık ediyorlar ve onun hesabına 300 bin lira yolluyorlar. İkinci el derken 300 bin. İkinci el 300 bin. Demek ki ne seçtiler onlar? Peki şey belli mi, ne kadar para? Dur geliyor. Peki başka insanlara mesela ailene bu durumdan bahseder miydin? Onlardan biri. İki kardeşten birisin. Büyük küçük. Biz böyle bir şey yaptık. Oluyor bu iş. Epey de bir şimdi para indirdik falan. Onun yerinde olsam bahsetmezdim. Çünkü ne yapıyorsunuz derlerdi. Yani öyle şey mi olur, saçmalamayın derlerdi. Evet, evet. Onun yerinden baktım da etmezdim. Onun yerinden bak lütfen. Etmezdim. Tamam, etmezdim. Gizli kalırdı. Ya abime destek olduysam aileme niye söyleyeyim? Büyük onu? Büyük yerine geç. Büyük. Aileye gidip söyler miydin? İlk bu işi yapar. Söylemezdim. Çünkü söylemezdim. Kardeşime de sakın söyleme derdim. Evet. Bizim
ikili ne yapıyor biliyor musun? Kardeşinle birlikte ailenizin ve akrabalarınızın yanına gidip olayı anlatıyorsunuz. Onlar da mı çekiyor? Sıkıntısı olan bize gelsin diyerek bir kısmının borcunu kapatmak üzere hesaplarına para gönderiyorsunuz. İyi, iyiymiş. Size ait olmayan bir parayı ihtiyacı olana dağıtıyorsunuz. Yani sence akrabalar bu duruma ne tepki vermiştir? Ne diyorsun? Gidip söylediler ya. Bize böyle bir kime ne lazım? Enişte ne diyorsun? 300 bin yolla yavrum falan. Akrabalar böyle bir şey bilmiyor ama değil mi? Böyle gidip şey, anlatmışlar anlatmıyor. Işte. Anlamıyor. Yani gidip anlatıyorlar. Akrabalar şey demiştir. Hani biz de kendi hesaplarımızdan nasıl yapılıyor bize de öğret. Biz de yapalım demiştir. Sen ısındın olaya. Evet. Evet. Aileyi hissetmeye başladım ben diyorsun. Nitekim doğru bir empati şeyi sonucu çıktı. Bir kişi bile karşı çıkmıyor aileden. Hı-hı. Ve herkes eksiklerini sizin gönderdiğiniz paralarla tamamlıyor maşallah. İlk günde yüz binlerce lira farklı insanların hesaplarına yatıyor. Herkes çok memnun. Sen hayal dahi edemeyeceğin miktarda parayı ortak hesabına aktarıyorsun bu arada. Bu hikayedeki kardeşlerle artık bir tanışalım mı? Tanışalım ne olur. İşte onlar. Emre ve Recep Gezek. Onlar iki günde yaptıkları 70 işlemde her seferinde tutarı artırarak, giderek coşarak yani toplam 16 milyar lirayı. 16 milyar lira. Bugünkü rakam yani yeni TL ile, şimdiki TL ile 16 milyar lirayı kendi hesaplarına aktarıyorlar. Hafta sonu bittiğinde iki günde yapılıyor bu. Çok özür dilerim. Evet, trajik ama yani bir yandan da komik olduğu gerçeğini göz ardı edemiyoruz. Hafta sonu bittiğinde banka hesabı bloke ediliyor. Ancak telefonda paranın kendilerine ait olduğunu söyleyip hesabı yeniden açtırıyorlar, blokeyi kaldırtıyorlar. Paranın miktarı çok büyük olunca korkuyorlar. Neyse ki nihayet bir korkuyorlar. Ve güya kendilerini savunmak için bir de silah alıyorlar. Silahı arabaya koyup eğlenmek için gezmeye çıkıyorlar. Soru. Sence bu iki kardeşin ne olmuştur Serkan'cığım? Herhalde içeridedirler şu an. Yakalanmışlardır yani. Yani o para ellerine alınmıştır. Hı. Yakalanmışlardır. Gezmeye de çıktılar ya. Gezmeye çıktılar. Çıktılar. Yakalandılar işte bir yerde. Silah da var. Silah da var. Aileye de dağıtmışlar paraları. Herkes borcu harcı kapatmış. Bu arkadaşlar da dışarıdalar. Arabayla dolaşırken rutin bir asayiş kontrol noktasında çevriliyorlar. Polis silahı buluyor önce doğal olarak. Cep telefonlarından hesaptaki parayı gösterip korunmak için silah aldıklarını söyleyince ne bu silah dedikleri zaman ya bizim şu kadar paramız var o yüzden korunmak için silah aldık diyorlar. Müthiş değil mi? Yani bunu yazsak biliyorsun şeyde. Absürt komedi. Yok sınıfta kalırız. Ha, böyle olmaz derler yani bize. Yakayı ele veriyorlar. Karakoldaki sorguda her şeyi itiraf ederek de doğal olarak tutuklanıyorlar. İki kardeş yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyorlar. Fakat haklarında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla dava açılıyor. Dünya üzerinde bugüne kadar böyle bir miktarda dolandırıcılık yapılmamış. Oo. İki kardeş dünya rekoruna imza atıyorlar. Küçük bir takdir duygusu falan oluşmadı değil mi? Hayır. Aman diyeyim, empati değil. Ama çok yani dünyanın... Abi iki günde 16 milyar lira dolandırıcılık. Nasıl yaptınız? Biz o tuştan bu tuşa bastık falan. Neyse ki artık herhalde öyle bir şey yapmak mümkün değildir. Bu arkadaşların bulduğu açıktan sonra o işler halledilmiştir. Bir anda böyle büyük bir servete sahip olsan onu saklar mıydın? Şimdi bunlar gittiler ya her tarafa. Saklar mıydın öyle büyük bir servete sahip olsan aniden? Hani dedim ya sabah uyandın. Ben şöyle yapardım galiba. Böyle bir açık olduğunu gördüğümde gidip bu sistemi yapan işlemciler yani oraya sizin bir açınızı yakaladım. Eğer benle bir anlaşma yaparsanız sizin onun ne olduğunu söyleyeceğim size gibi bir anlaşma yapardım. Dürüst ve faydacı da bir yaklaşım tabii. O kadar açığı yakalamışsın.
Tabii ondan çirkin bir şekilde faydalanmak yerine doğru bir şekilde faydalanmak denerdim. Evet, bir açığınız var. Zaten bunu yapmak için birisine siz bir ücret ödüyorsunuz. Ama o ödediğiniz ücret karşılığında o iyi bir şey yapmamış. Güvenlikçiniz yani. Evet, güvenlikçiniz. Ben size eğer isterseniz bunu söyleyebilirim. Böyle bir şey yapardım diye düşünüyorum. Güzel. Güzel. Hem faydasız kalmadık hem de dürüst davrandık. Evet, çalmadım. Çalmadım. Güzel. Harpagon ne yapardı dostum? Ay. Kaç senedir kapalı gişe oynuyorsun? 7. 7 yıl mı oldu? Ne diyorsun ya? 7 yıl oldu. 7 sene oldu. Ben misafir 10 yıl kapalı gişe oynadı diye çok övünüyordum ama geçeceksin belli ki. Yani oynarım herhalde başıma bir iş gelmezse. Gelmezse, hepimizin. Sıkılmazsa. Yok, sıkılmam da hani. Sıkılmıyorsun çünkü galiba seviyorum. Cidden iyi eğleniyorsun. Evet. Cimrilik nedir dostum? Cimriyi oynuyorsun. Oo. Semaverde. Kapılar kırılıyor. 7 senedir kapalı gişe. Cimriliği bize senden iyi tarif edecek başkasını tanıyamıyorum. Bilmiyorum. Cimrilik nedir? Cimrilik... Cimrilik şey ya, konuştuğumuz bütün yani vicdan, sevgi, sevgisizlik, vicdansızlık hepsini içine koyarım cimriliğin. Yani sadece maddi bir şey diye sanıyoruz ya cimriliği. Duyguda cimrilik. Evet, yani duygun cimri olduğu için. Yani elinde olan bir şeyi başka birine vermemek ya da başka birine fayda sağlamamak o maddeyle ilgili değil, vicdanınla. Sadece paraya düşkünlükle açıklanabilecek değil. Bir şey değil, daha ağır bir şey evet. Diyorsun. Yani sevgi de cimri. Sevgisizlik. Sevgide de cimri, vicdanında da cimri. Paylaşmakta, her şeyde diğerkamlıkta, empatide evet. Cimri değil mi? Yani onlara kızmıyorum. Öyle yani bilerek yaptığı şeyler değil insanların bunlar. Cimri empati kurabilir mi ya Harpagon? Kuramaz. Kurabilir mi kuramaz mı? Bir daha düşün. Şöyle bir şey olabilir yani. Eğer öyle olursa benim başıma hep öyle bir yerden empati kurabilir. Kendine faydacı bir yerden. Daha fazla zarar görürüm böyle yaparsam. Evet. Onun için şimdi böyle yapayım evet. Gibi mi? Yani orada da bir katakulli mi olur? Tabii. Yani. Çünkü adamın duygusu eksik. Vicdanı eksik. Paylaşma duygusu eksik. Sevgisi eksik. Değil mi? Evet, evin içinde bir oyun dönüyor herkes tarafından ve aslında herkes öyle ama o kendini sonuna kadar haklı gördüğü bir yerde yani. Oyunun sonunda da şey olmuyor ya yani, ah ben ne kadar şey adammışım ve hayır, sonunda bir anlaşma Nedameti, oluyor. Evet. Bir şey öğrenmiyor, cimriliğe evet. Devam ediyor. Vicdansızın böyle bir şeyi var değil mi? Vicdansız olanın böyle bir çıkarı var, hiçbir zaman uyanmıyor zaten. Evet. Ya da hep uyumayı başarıyor bir şekilde. Her şeye karşı. Doğru mu? Doğru. Çok zorladım seni. Serveti bir eşyaya sahip olduğunuz maddi varlıklara yani soyut bir şeye bağlamak belki de en büyük yoksulluk diye nota almışız. Elbette ki ihtiyaçlarımızı karşılamak için paraya, maddiyata falan ihtiyacımız var. Bize rahat bir hayat sağlar. Evet. Ama gerçek mutluluğu asla getirmez. Birçok şeyi halledebilir ama her şeyi halletmez. Her şey de bayağı geniş ve derin bir şey. Doğru mu? Doğru Ahmet Bey. Peki para seni değiştirir miydi acaba? Değiştirmezdi ya. Olmaz 10 zaten. 10 milyar lira diyorum bak, yeni parayı. 10 milyar lira. Hani 10 milyarım varken aynı hayatı sürmem mümkün değil ki. Farklı bankamatiklere giderek çekebileceğiniz kadar nakit çekiyorsunuz ve ilk aldığınız şey birer cep telefonu. Sıkıntısı olan bize gelsin diyerek bir kısmının borcunu kapatmak üzere hesaplarına para gönderiyorsunuz. İyi, iyiymiş. Dünya üzerinde bugüne kadar böyle bir miktarda dolandırıcılık yapılmamış. Oo. İki kardeş dünya rekoruna imza atıyorlar. Kimine göre hayat bir tesadüfler zinciridir ya da zincirleme tesadüflerdir hayat da denebilir. Kimine göre ise başımıza gelen her şeyi yaşamakla yükümlüyüz. Başka bir bakışla müstahakız falan. Ama bilimsel bir açıklaması da yok bu işin, tesadüfün. Bazen yaşadığımız olaylar çeşitli ihtimaller aracılığıyla sıra dışı bir biçimde karşımıza gelir, önümüze düşer. Ve biz onların olması gerektiğine, yani zaten böyle olması gerekirdi diye inanırız, inanmayı tercih ederiz. Bir yere 5 dakika erken veya geç gittiğimizde şartlar da, olaylar da tamamen değişebilir mi? Hı hı. 5 dakika, 1 dakika, 1 an. Bir salise de değişebilir. Serkan Bey, tesadüflere inanır mısınız? Tesadüf sizin için nasıl bir anlam ifade ediyor? Tesadüfe inanıyorum. Demin dediğim gibi 5 dakika
geçen gün başıma geldi. Uçak bir saat rotaryaydı. Ve orada otururken şeyi düşündüm. Aslında yetişmem gereken bir yer vardı. Hmm. Oraya yetişemeyeceğim. Rötardan dolayı. Evet. Aslında oraya yetişemeyeceğimi biliyorum ama onun dışında bu yüzden başıma gelebilecek milyonlarca şeyi bilmiyorum. Yani o bir saat benim hayatımda belki ne o alır ne evet. Getirir ne götürür değil mi? Ve sonra çok enteresan, bebeğe geldiğinde bebekte bir ağaç, normal şeydeki bebekteki, parktaki bir ağaç yıkıldı. Yani şöyle bir şey düşündüm. Belki yıkılmış yani orada. Üstüne belki evet bilmiyorum ki. Onun gibi tesadüf benim için öyle bir şey. Bir başka şehirde yıllardır görmediğimiz biriyle karşılaşmak, işe giderken farklı bir sokağa girip aradığımız bir şeyi bulmak gibi ihtimaller hayatımızda hep var, olası. Çevremizdeki her şey bir neden-sonuç ilişkisine bağlıdır, dayanır. Bu ilişki bazen şans, bazen de şanssızlığa, talihsizliğe sebep olabilir. Başına gelen en güzel ve en kötü tesadüfü hatırlıyor musun? Öyle bir şey kodlamış mıydın belleğine? Çok var aslında abi şu an. Yani çok oldu hayatımda. Seç beğen bir iki tanesini. Birini söyle bize. En iyisi ve en kötüsü. Öyle bir tesadüftü ki Allah muhafazalık bir şey var mı? Bir de ya öyle bir tesadüftü ki çiçekler açtı hayatımızda falan gibi bir şey var mı? Hatırlıyor musun? Çok var ama vallahi şu an hani o kadar hani gelir bence aklıma. Gelirse patlat aradım. Tamam. Tamam mı? Oraya dönme. Ama geçen gün şöyle bir şey oldu. Çok enteresan. Melih çok sevdiği bir tokasını kaybetti. Kız arkadaşı. 3 gün sonra gittiğimiz bir yerde 3 gün sonra sadece bir arabayı koyabileceğimiz bir yer vardı otoparkta. Park etmek için. Yani yüzlerce arabanın olduğu yerde. Biz arabayı oraya çektik. Arabadan indik ve kaybettiği şey oradaydı. Bu 4 veya 5 gün önce oldu. Bu inanılmaz bir şey. Tek boş yer var. Oraya girdiniz ve evet. Kaybedilen nesneyi buldunuz. Evet. Bu oldu. Bu çok güzelmiş. Evet. Kötü tesadüf var mı hemen aklına gelen? Gelmedi şu an. Gelmedi. Tamam. Kötü tesadüf akla gelmesin ama gelirse yine de söyle tamam. Bize. Sırada yine iki kardeş hikayesi var dostum. İstanbul'da yaşayan 20'li yaşlarında bir gençsin. 17 yaşında bir de erkek kardeşim var. Gelir seviyesi yüksek bir aileye mensupsunuz. İhtiyaçlarınız genel olarak iyi karşılanmış. Bunalmadan, sıkılmadan, yokluğa düşmeden büyümüşsünüz. Kardeşini seviyorsun fakat bütün kardeşler arasında biraz itiş kakış, çekişme olur. Hayatın bir parçası. Kimi zaman bir şekilde yıldızınız barışmıyor. Sıradan bir günde okuldan çıkıp eve geliyorsun. Kardeşinin de evde olduğu sırada nedensiz bir tartışma. Nedenini bilmiyoruz. Yani bir tartışma başlıyor. Ve sen ben kavgasına tutuşuyorsunuz. İkiniz de ısrarcı olunca biraz itiş kakış da başlıyor. Fiziki şeyler başlıyor, müdahaleler. Tartışmanın dozu artıyor. Sinirleniyorsun. Ve kardeşini tırnak içinde hukuken söyleyelim, darp ediyorsun. Senin hakkın olduğunu düşündüğün bir şey için öz kardeşinle kavga eder misin? Onun yerine geçerek düşünmeni istiyorum. Onun yerine geçerek evet. Yani o etmiş bilmiyorum. Etmiş, evet. Aranızdaki kavga esnasında yanlışlıkla kardeşini yaralıyorsun. Tabii ki yanlışlıkla ve istemeden. Ve ailene haber veriyorsun derhal. Apar topar en yakındaki hastaneye götürüyorlar kardeşi. Kardeşinle birlikte hastaneye gider miydin o anda? Giderdim. Ve yani belki ailenin tepkisi, o anda suçluluk duygusu falan o tür şeyler de olabilir yani. Evet, her türlü giderdim. Giderdim. Diyorsun evet. Sen çok pişman ve üzgün olduğun için hastaneye gitmiyorsun onlarla birlikte. Yani belli ki çok büyük bir gerilim yaşıyorsun. Biraz kaygılı, çaresizce evde hastaneden dönmelerini bekliyorsun. Kardeşin hastaneye gittiğinde sedyeye koyuluyor, yerleştiriliyor ve müdahale için doktor bekliyor. Yani bekleyebilecek durumda. Doktor bekleyebilecek durumda. Çok acil bir şey görünmüyor ortada. Aranızdaki kavganın başına dönsem bu durumu bilerek ne yapardım? Aramızdaki yani, kavganın başına dönsem? Biraz önce bu sedyede oturup bekleme kısmını önceden
yani gördükten sonra başa dönseydin gene o kavgayı yapar mıydın? Yapmazdım. Yani yapmazdın tabii canım. Evet. Ne yani? Yapmazdın tabii. Yaralamak zaten isteyerek yaralamadın. Bu hikayede kardeşini yaralayıp hastanelik eden gencin adı Sinan. Sadece ismini söyleyeceğim. Sinan kardeşiyle girdiği tartışmanın sonunun nereye gideceğini bilemedi. Ve talihsiz bir tesadüf sonucunda kardeşinin hayatını kaybetmesine vesile oldu. Nasıl mı? Kardeşin Emre, yani Sinan'sın. Emre, sedyede doktor beklerken hiç tanımadığınız biri karıştığı bir kavga sebebiyle tesadüfen aynı hastaneye geliyor. Sedye üzerinde yatan kardeşini husumetlisi olduğu birisine benzetiyor. Oo. Ve öfkesine yenik düşerek kardeşini bıçaklıyor. Kardeşine uğradığı saldırı sonucunda orada hayatını kaybediyor. Sizin kavganın sonucu değil. O kavga sebebiyle gittiği hastanede beklerken bir yanlış anlama sonucu. Olayı telefonda öğreniyorsun. Yani pişmanlık duyar mısın? Pişmanlık nedir? Hani bunu sormak zorundayım. Bu soruyu, bununla nasıl baş edilir bilmiyorum yani. Yani, evet. Pişmanlık duyar mısın? Duymam diyecek insan çıkabilir mi buna ya? Çıkmaz herhalde. Bu mantıklı düşünmek gibi bir şey düşünüyorum şu an. Yani tesadüf. Yani. Gene tesadüf. Gene tesadüf. Gene tesadüf. Yani insan bunu nasıl bilebilir ki? Bir şey anında, bir aşırılık, aşırı duygusal bir anında kardeşinle yetişirken ona istemeden zarar veriyorsun. Hastaneye gidiyor ve hastanede böyle bir ayakkısız bir biçimde, talihsiz bir biçimde, saçma absürt bir biçimde, haksızca falan hayatını kaybediyor. Yani bilmeden milyonlarca böyle yönlendirme yapıyoruz bence. Yani bu konuyla ilgili... Yani orada sedyede yatan birine husumetli çanıp kesmek mevzusu... Birine derken özellikle kardeşe yani. Şey gibi de yani kardeş hani ne bileyim çok da büyük olabilir. Kardeşler kavga edebilir. Yetişebilirler. Hayır, kardeşiyle bir şekilde bir gerginlik, tartışma yaşamamış... Yoktur. İnsan var mı? Hayır, ben şey gibi yani yaşı kaçırdım belki böyle büyük birileri gibi sandım. Evet. Yok. Ergenceden, olabilir abi yani falan, hepimiz evet. Yani itişebilirsin, kalkışabilirsin. Yaptığımız, ettiğimiz, söylediklerimiz bazen hiç ummadığımız kadar talihsiz sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Yaptığımız eylemler bizim kontrolümüzde olmuyor. Asıl amacını aşıyor çoğu zaman. Bu acı tesadüf ona bir örneklem. Artık onun hayata veda ettiğini biliyorsun kardeşinin. Somut bir eşya üzerinden yaptığınız bir tartışma mesela bu. Değdi mi? Evet. Değmedi. Her şeyi en baştan bilsen öfkene nasıl mani olurdun? Sen söyle. Nasıl mani olurdun? Ne yapar yapar? Yani tabii ne ki yapar, böyle bir şey. Ne yapar eder? Ne olursa olsun böyle evet. Bir sonu kimse... Ama insan bunu nereden bilebilir? Yani insan öyle bir gerilim anında, öyle yüksek bir tansiyonda yapacağını söyle. Hele genç yaşta. Hele hani delikanlılık ya da işte çok gençlik ateşiyle biraz da şeyken falan bunları nasıl düşünebilir? Hepimizin başına hesap gelebilecek bir şey bu. Yani evet. Bir şeye neden olmak dediğimiz şey yani bir ne bileyim biriyle buluşmak istiyorsundur. İşte ya şuradan buluşsak der ve yok şurada buluşalım dediğin zaman başına bir kaza gelebilir. Bu yüzden kendini sorumlu... Evet ama burada bir belki öfke kontrolü konusundan evet. Bahsetmek lazım değil mi? Tümden ne yapalım, kader böyleymiş falan, o da değil. Yani belki ani tepkiler vermek yerine biraz düşünüp öyle hareket etmeye çalışmak hiç kolay şeyler değil. Yani mesela sen de biliyorsun, hani birbirimizi tanıyoruz. Aslında ben de kolay öfkelenebilen birisiyim. Yani biraz şey yapılmam, ajite edilmem, öfkelenmem için yeterdi eskiden olsa.
zaman içerisinde biraz onları dizginlemeyi öğreniyorsun. Neyle? Üzüle üzüle, kırıla kırıla, pişman ola ola öğreniyorsun. Öfke kontrolü önemli bir şey diye düşünüyorum. Her yaştan insan için. Her yaşta edilebileceği kadar kontrol etmek. Her zaman yetişkinlerden, yetişkin insandan bekleyeceğimiz tepkiyi genç bir insandan beklemek kolay. Akılcı da değil zaten ya da somut bir beklenti değil. Ama öfke kontrolü konusunu evlatlarımızla falan gençlerle çok iyi konuşmamız lazım. Yani kendi aramızda da konuşmamız lazım. Kesinlikle. Benim kendimi eleştirebildiğim konulardan biri. Benim bu. De. Ama yaşam içinde bazı ihtimalleri hesaplamak büsbütün çok zor. Bu kadar anormal bir tesadüf, bu kadar yani normal tesadüf, anormal tesadüf diye bir şey ama tesadüfün böylesi, bu kadarı diyebileceğimiz bir şey. Peki kontrol edemediğin bir davranışın amacını aştığı olmuş mudur senin? Oldu. Benim de çok oldu. Oldu mu? Ama hala yani üzerinden 5 sene de geçse hala nefret ettiğim bir an. Söylemeyecek misin bize? Söylemeyeceğim. Vallahi mi? Yani şey, kavga yani. Bir yani kendimin birine itmek ya da vurmanın yakıştıramadığım ama şey hayatımda oldu. Bir kere oldu yani. Bir mi? Çok şanslısın. Benim daha fazla oldu. Abim var değil mi? Hı? Nasıl da abinle ilişkiniz? İyi o ben çok büyük onlar. Yani 9 yaş biri büyük, biri 8. O yüzden onlarla çok iyiydi. Ben çünkü onların küçüğüydüm. Kankalık yapamadınız ama. Yapamadık daha ama. Çok abi kardeş. Abi kardeş ama hani. Benim de ablamla aramda 8 yaş fark var. Çok arkadaş olamıyorsun. Ya evet ama yani beni hani o anlamda yani. Çok iyi. Ya çok küçüktüm ve beni iyi büyüttüler hiç o anlamda. Hiç aranızda maksadını aşan şeyler yaşanmadı mı? Hiç yaşanmadı. Hiç. Nasıl yaşadın? 9 yaş mı büyük? Evet. Kafanı patlatır. Ya mutlaka birbirimize kızgınlıklarımız şeyimiz olmuştur ama zaten hani öyle bir gücümüz zaten birbirimize eşit değildik yani, kavga etmedik. Çünkü ben küçüktüm yani. Evet. O 20 yaşındayken ben 10 yaşındaydım. Şöyle bağlayalım mı? Evet, tesadüf adı üstünde tesadüftür. Bazı ihtimalleri, uzak ihtimalleri hele hesap etmek çok zordur. Bazen imkansızdır. Ama başta öfke kontrolü olmak üzere iki düşünüp bir yapmak, iki düşünüp bir söylemek, biraz bazı acı sözleri, davranışları erteleyerek, ertelemeyi başarmak, kendini tutabilmek hayatta önemli bir şeydir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bir de şöyle bir şey var galiba. Öfke insana ait bir duygu ya abi. Evet. Olmak zorunda olan. Aslında biraz onu yanlış anlıyoruz galiba. Öfke, ben yani öfkeli değil. Hayır, öfke bir öfke, duygu. Evet, evet. Onun kontrolüyle ilgili bir şeyden. Yani. Dozuyla kontrol. Sevmek gibi bir şey öfke. Yani o da bir duygu. O ve da bir duygu, evet. O birazcık galiba evet o hissi yaşadıktan sonra insan daha çok üzerine. Çünkü zor şeyler yaşıyoruz bazen. Evet. Belki de işte birbirimizi daha iyi dinleyebilmeliyiz. Özellikle de çok iyi anlaştığımız arkadaşlarımızı değil de aslında anlaşamadıklarımızı, muhaliflerimizi, muarızlarımızı, fikrine katılmadıklarımızı, fikrimize katılmayanları biraz daha dinlemeyi becerebilirsek belki bazı ortak noktalar bulmak zor. Ben insanların birbirinden bu kadar derin ve uzak ayrılıklar, farklılıklar taşıdığına inanmıyorum. Yani hayattaki her türlü, yani sosyal açıdan bizi oluşturan bütün paydalarda çok fazla alternatifler ve seçimlerimiz var. O seçimler yaşam biçimlerimizi, davranış biçimimizi, düşünce biçimimizi birbirinden ayırıyor. Farklı yollara bizi sürüklüyor. Ama temel olarak insani değerler konusu dikkate alınacak olursa birazcık daha dinlemek kötü tesadüfleri azaltabilir diye düşünüyorum. Katılır mısın buna? %100 katılıyorum. Bir de günün sonunda gerçekten başımıza bir şey geldiği zaman o birbiriyle aslında alakası olmadığını düşündüğü insanlar tek bir amaç için bir arada olduğu zamanlar var. Evet. Ben bunu biliyorum. Evet. O zaman bunların hiçbir kıymeti kalmıyor. Kalmıyor. Tabii. Sadece birbirinin için bir şey çakmak, birbirinin için bir şey getirmek, hayatta kalmak gibi şeyler.
Hiçbir önemi kalmıyor. 17 Ağustos sabahı hiçbir şeyin önemi yok. Hiçbir şeyin önemi yok. Önemli olan tek şey birisinin daha hayatını kurtarabilmek, birisine daha evet. ulaşabilmek. Sadece insanlara değil, her türlü canlıya bir nefes verebilmek, bir imkan verebilmek, bir şans verebilmek. Evet, de, tanımadığın mi? İnsanların, hiç bilmediğin insanları, böyle bir şey varken hayatta hiç evet. bilmediğin insanlara ulaşmaya çalışıyorsun. Birisini kurtarırken onun senin gibi düşünüp düşünmediğini, evet, senin inançlarını taşıyıp taşımadığını düşünmezsin değil mi? Evet. Düşünmezsin. Vicdanın varsa düşünmezsin. Vicdanın yoksa zaten orada değilsindir. Hı-hı. Doğru. Çok teşekkür ederim. Senin hakkın olduğunu düşündüğün bir şey için öz kardeşinle kavga eder misin? Sediye üzerinde yatan kardeşini husumetlisi olduğu birisine benzetiyor. Oo. Temel olarak insani değerler konusu dikkate alınacak olursa birazcık daha dinlemek kötü tesadüfleri azaltabilir diye düşünüyorum. Birisini kurtarırken onun senin gibi düşünüp düşünmediğini, evet, senin inançlarını taşıyıp taşımadığını düşünmezsin değil mi? Evet. Düşünmezsin. Vicdanın varsa düşünmezsin. Serkan'cığım geldiğin için çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Az ama çok yerinde konuşan bir adamsın. Sette de öylesin, dışarıda da öylesin. Her zaman ama seninle birlikte olmaktan çok mutluluk ve doygunluk duydum. Bu akşam düşüncelerini, samimiyetini, empatini bizim için de kullandığın için çok teşekkür ederiz. Paylaştığın için bizimle çok teşekkür ederiz.